şartlar, malumunuz küresel bir salgın var, onunla mücadele edilmektedir. Ancak hayat devam ediyor, üretim şartları hızlı bir şekilde işliyor. İnşallah belki de yakın bir zamanda bu daha da hızlanacak. Bunun bir somut göstergelerinden birine birlikte şahit olacağız inşallah. 2015 yılında bu hat bakıma alındı. Kalın Samsun hattı. 5 yıldır çok hummalı, yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Ve bugünkü tarih itibariyle de ticari seferlerine başlıyor. Bu hatın hakikaten gerek ticari anlamda olsun, gerek sosyal anlamda olsun çok büyük kazanımları vardır. Bu hat biliyorsunuz hem doğu hem güney aksa giden bir hat olması hasebiyle de Karadeniz'e bağlantı hasebi olmasıyla çok güçlü bir işlev görmektedir. Bu proje yaklaşık olarak Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler içerisinde, üyeler içerisinde hibe oranı en yüksek projedir. Yani 350 milyon euroluk bir projedir. Bunun %85'ini Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, TCZ Genel Müdürlüğümüz karşılamıştır. %85'ini fondan, %15'ini TCZ Genel Müdürlüğümüz karşılamıştır. Dolayısıyla şöyle baktığımızda rakam hakikaten ürkütücü bir rakam. Projenin maliyetine baktığımız zaman büyük bir proje oldu, aşikardır. Bu proje 378 kilometre altyapı, üst yapıları tamamen yenilenmiştir. Sinyalizasyon, elektrifikasyon, köprüler, menfezler, tarihi köprüler hepsi yenilenmiştir. Yaklaşık 78 köprünün 38 adeti tamamen yenilenmiştir. 40 adete restorasyon yapılmıştır. 1054 de menfez yapılmıştır. Dolayısıyla baktığımızda hakikaten çok büyük proje. Yakında da biliyorsunuz bu senenin içerisinde de biliyorsunuz yüksek hızlı trenle ilgili hummalı bir çalışma var. Koronavirüsle mücadelede çok az etkilenen, yani etkilenmemesi mümkün değil. Çok az etkilendi ama çalışmalarımız olağanüstü hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bunu da inşallah hep birlikte 2020 içerisinde bu törende inşallah birlikte büyüklerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdi Sayın Valim,